Evet sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar. Bir önceki ders yaptığım çalışma üzerine prizmalardan ve özellikle silindirden sorular çözdüğünüzü biliyorum. Çözdük mü? Çözdük dediğinizi duyar gibiyim. Maşallah, maşallah, güzel. İnşallah daha güzel günlerde beraber olacağız. Ama şimdilik serüvenimize devam ediyoruz. Şimdi bugünkü serüvenimizde prizmaların o ne olduğunu görmüştük. Üzerine bir de sivri şekilleri göreceğiz. Sivri şekiller olarak gruplandırabileceğimiz 4 tane şeklimiz var. 4 de birbirinden kıymetli. Hepsinden soru gelme ihtimali var. İstisnasız hepsini çalışıyorsunuz. Ya yani 4'ünden birden gelmez ama hepsinin olasılıkları aynı, onu demeye çalışıyorum. Koni'den başlayalım. Koni, tabanında daire olan ve bir tepe noktası olan, sivri olan, uçla birleşen şekle koni diyoruz. Bunun hemen literatürünü bileceksin, şöyle ki akademik terimleri büyük R olarak adlandırılacağımız ana doğru ismini alıyor. Baba doğruyu sormayın, baba doğrusu yok. Ana doğru ismini alan bu doğru var. Bunu birazdan açılımda da yarıçap olarak kullanacağımız için büyük bir R harfiyle gösterdim. Tabii ki tabanda bir R'den bahsedebiliriz, küçük R'den. Tabandaki dairenin yarıçapı ve yukarıdan indiğim yükseklik tam olarak aşağıdaki şeklin merkezine düşeceği için buraya da H diyorum. İlk bilmen gereken burada bir Pisagor var. Bunu kaçırmayacaksın. Tamam mı? Bunu düşüneceksin çoğu zaman. Ama açınımı da bileceksin burada. Açınımdan bahsedebiliriz. Açınım dediğimiz şey, tepe noktasına itibaren TA boyunca bunu bir makasla kessem, açınımda bundan bu şekle göre görüntü olarak daha büyük gibi görünen düzlemsel bir daire dilimi, bir yaprak ortaya çıkıyor. TA boyunca kesmiştim. Bunu birleştirirsem, şu etekleri birleştirirsem A ile A yine aynı olacağı için buraya A diyebilirim. Hatırla, silindirde de benzer bir çalışma yapmıştık. O zaman bu B noktası nerede hocam? Nereye kayboldu B noktası? Tam ortada gibi görünen bu B noktasını buraya çizebiliriz arkadaşlar. Bu birincisi. İkincisi şu. Şimdi o R dediğimiz, niye büyük R dediğim, şimdi burada daha bariz belli. Çünkü açınımdaki şu yan taraftaki sağ ve sol taraftaki parçalar bu daire diliminin yarıçapı ismini alır. Bizim hocam tabandaki bir dairemiz vardı. O nereye kayboldu? Tabandaki daire. Onu da genelde açılımda şöyle yaparlar. Şuraya bir yere şöyle eklerler. Ve o dairenin merkezi O olmak üzere yarı çapında R olarak buraya ekleriz. Hak verirsiniz ki A'dan A'ya kadar olan bu mesafe eteklerden oluştu. Yani A'dan tekrar A'ya geldim şu şekilde. O zaman bu çevre olarak alttaki dairenin çevresi, alttaki çemberin çevresi ismini alır. Arkadaşlarım, daha fazla uzatmadan şu çok çok kıymetli formülü verelim. Açınımla ilgili seni çoğunlukla yoracaklar ve buradaki alfaya hep ihtiyacın olacak. Alfanın 360 oranı R'nin de, küçük R'nin de, başlangıçta küçük R'nin şekle bak, büyük R'ye oranına eşit. Daha sonra bunun ispatını yaparız ama bugün için bunun ezberini yap. Hacim formülü. Şimdi genel bir hacim formülü verelim bu sivri şekillerde. Hacim formülü daha önce tekrarlamıştık. Ne demiştik? Taban alanı demiştik. Taban alanı çarpı yükseklik demiştik. Aynı durum bunu da geçerli. Ama burada bırakırsam tabii ki olmaz. Çünkü bu sivri şekil, yani silindirin özdeki haline göre şöyle daha ufak bir şekil, daha hacmi küçük bir şekil. Dolayısıyla sivri şekillerde, tepesi olan şekillerde hep 1/3'ü kullanacağımızı, şeklin bütününün 1/3 kadar bir hacme sahip olacağınızı unutmayın arkadaşlar. Bu birincisi. İkincisi, kare piramitten bahsedebiliriz. Yine piramit deyince adını tabanın şeklinden alıyor. Tabii ki dik şekillere şu an bakıyoruz. Yani tepeden indiğimiz zaman tam yükseklik merkeze düşecek. Kare piramit çizeceksem hemen şöyle bir tabii ki perspektif ruhuyla dikdörtgene benzeyen bir şekil çizdim ama tepede şöyle bir birleşim noktası var. Hepsinin kesişim noktası var. T diyelim oraya. Tabanı kare olacağı için hepsine A diyebilirim. Tepeden ineceğim yükseklik tam da tabanın merkezine düşer. Yani bu karenin tam ortasına düşer arkadaşlarım. Ve başlamıştım. V hacim formülü. Demin yazmıştım. Şimdi formülüze edelim onu. 1/3 çarpı tabanda A kare var. Çarpı yüksekliğine var. H var. Demin yazmadım o formülü tekrarlarsak silindirde neydi? Koni'de pardon. 1/3 pi r kare çarpı h dersin. Alan. Şimdi alana bak. Alanla ilgili konuşalım. Alan bunun tabanda bir tane karesi var. A kare diyebiliriz. Etrafında da 4 üçgen diye kabaca konuşacağım. 4 üçgen. Yine demin yazmamıştım konide. Şimdi söyleyelim. Koninin hayali şimdi. Gözünü kapat, hayal et. Tabanda bir tane kare var. Şey pardon, daire var. O zaman pi r kare. Artı etrafındaki alanla ilgili de o açınım yapmıştık ya arkadaşlar. Açınımda
etrafındaki o dağın etrafı olarak görürsen alanla ilgili şu formülde hakkını kazıyabilirsin. Pi RR'yi hakkını kazıyabilirsin. Buna da dikkat et. Devam edelim. Elimizde düzgün dört yüzlü olarak adlandırabileceğimiz tabanı üçgen olan piramit var. Düzgün dört yüzlü. Tabanı üçgen olan piramit. Niye düzgün dört yüzlü ismini vermişler arkadaşlarım? Şundan dolayı. Şimdi tabanda bir tane üçgen var. Şöyle kesik kesik göstereyim. Şöyle. Ve bu üçgenin etrafındaki şu ayrıtlar arkadaşlarım, ayrıtlar kesinlikle nereye gidecek? Tam tepede birleşecekler ve şöyle bir tepe noktası oluşacak. O zaman düzgün olmasının sebebini açıklıyorum. Bütün kenarları birbirine eşit olduğu için düzgün dörtlüğü diyoruz. Bunun bir yüksekliği var, tam ortaya düşer, ağırlık merkezine düşer, üçgenin ağırlık merkezine düşer. Bu H'yi, efendime söyleyeyim, A'yı birbiriyle bağdaştırabilirsin. Şuradaki dik üçgenden faydalanacaksın, unutma. Ben bunu uzatsaydım tabanı A bölü 2, A bölü 2 bölerdi bu. A bölü 2, A bölü 2 bölerdi. Baktığımız zaman A, A bölü 2, A kök 3 bölü 2. O zaman A kök 3 bölü 2'yi 3'e böldüm. A kök 3 bölü 6'ya A kök 3 bölü 3 geldi. Ve son olarak yükseklik de A kök 6 bölü 3 ismini alır. Bu geçiştirebileceksin. Ben burada hacim formülden bahsettim sana. Şöyle A küp kök 2 bölü 12. O formüller birbirine bağdaştırılabiliyor. Çünkü aynı küp gibi bunun da bütün kenarları birbirine eşit olduğu için hacim formüllerini, alan formüllerini kendin çıkarabilirsin. Mesela hayal et şimdi bu şekilde. 4 tane yüzü var. Hepsi eşkenar üçgen. Vakti zamanında da bir olasılık sorusu olarak gelmişti bu. Hatta o çıktığında ben sınavdaydım. Etrafındaki yüzeyleri AT, AT harfleriyle boyuyordu. Ve bunu attığımız zaman, bu zar gibi düşün bunu, attığımız zaman görünen yüzeylerde ata yazma olasılığını soruyordu. Ata yazması için o ikinci T harfinin tabanda kalması lazım. T'nin tabanda kalma olasılığı da 2 tane T olduğu için 2 bölü 4 olarak olasılık olarak adlandırılabilir. Bu da 99 senesinin sınav sorusuydu. Alan 4 üçgen diye kabaca konuşabilirim ama bu düzgün bir şekilde olduğu için bu 4 üçgenin tamamı eşkenar üçgen. Al sana eşkenar üçgenin alan formülü ve dolayısıyla bütün bunlar beni alanı A kare kök 3'e kadar çıkardı. Dördüncü ve son şeklimize geçiyorum. Dördüncü şeklimizde tabii ki küre var. Belki de en düzgün şeklimiz. Ve bu düzgün şekillerde hacim ve alan formülleri tek bir elden, tek bir ağızdan çıkabiliyor. O merkez, şuradan R olsun. Hemen V hacim formülü. 4 bölü 3 pi R küp. Al sana alan formülü. 4 pi R kare. Bilmeyenler için türev dediğimiz şey boyut indirger. Yani 3 boyutlu bir şeklin sen türevini al, kabaca konuşuyorum tabii ki bunu, 2 boyuta indirmiş. Yani alana, yani düzleme inmiş olursun. Bunu R'ye bağlı türevini alırsan da alan formülü ortaya çıkar. Ezberlerken belki daha rahat ezberlersin. Bazen bu küreyi taban merkezinden işte efendim H kadar uzaklıkta bir düzlemde kestiğinden bahsediyor. Bunların hepsini hayal etmen lazım. O nöroncuklarına ihtiyacımız var. O beynine ihtiyacımız var. Bir karpuzu tam üstten kesersen burada bir kapak oluşur. Bu kapak kesinlikle bir dairedir. Ve bu dairenin şu yarıçapı ile ilgili, alanı ile ilgili konuşacak sana. Ve sen de şuranın R olduğunu unutmadan, kürenin yarıçapı olduğunu unutmadan, buranın H olduğunu unutmadan, buradaki Pisagor'u değerlendireceksin. Nokta. Şimdi geçelim sorularımıza. Bakalım sorularımıza neler varmış. Arkadaşlar, şimdi tabii ki bir bütün olarak ele alacağız konuyu. Bir bütün olarak ele alacağız. Ve bu bütün olarak ele almamızda şöyle bir durum var. Diğer sorulardan, diğer şekillerden karşılıklı soru gelebilir. Mesela şekil 1'de tabanları ve yükseklikleri aynı. Zaten yan yana çok özdeş şekilde çizmiş. Belli. İçi su dolu koni veriliyor. Koninin yan yüzeyinden tabana yakın bir yerden delik açıldığında, yani şuradan bir yerden delik açıldığında etrafına su dolmuş dikkat ederseniz. Ve içindeki su seviyeleri eşit olduğundan bahsetmiş. Koninin içinde kalan, koninin içinde kalan suyun hacmi 19 cm küp olduğuna göre silindirin hacmi kaç santimetre küptür? İşte burada formüller seni kurtarmayacak. Burada bu benzerlik, o kaçta kaçıydı mesela, 1 bölü 3'ü kadar hacim vardı. Bunun gibi işler seni kurtaracak diyerek başlıyorum. Şimdi, ben biliyorum ki, çok iyi biliyorum ki, bu suyun hacmine V dersem, bütün şeklin hacmi 3V olacak. O sivri şekillerdeki 1 bölü 3 felsefesinin nasıl buraya yansıdığına dikkat edin. O zaman buradaki hacim V ise, tamamı 3V ise yukarıya 2V kaldığını söyleyebilirim. Yani şunu demeye çalışıyorum. Buradaki yükseklik H ise buradaki yükseklik 2H olacak. Bu birincisi.
H2'yi keşfettik. Geçelim ikincisine. İkincisinde konuşacağımız şey şu. Madem H2H1 olay var orada arkadaşlarım. H2H bu olayımızda ben burada iki üçgenmiş gibi şu küçük konuyu ve büyük konuyu karşılaştıracağım. Ve diyeceğim ki oradaki benzerlik oranı 2 bölü 3. Ve benzerlik oranı kenarlara ait. Eğer ben hacme yani 3. boyuta geçeceksem bunun küpünü olarak diyeceğim ki 8 bölü 27 kadar bir hacim oranı var. 8V'ye 27V. O zaman şu yukarıdaki koninin parçası 8V ise tamamı alayı 27V olacak. Buraya kalan 19V olacak. 19V'lik o hacimi 19 olarak vermiş. Bakın ne kadar güzel. O zaman yukarısı 8 olacak. Yani koninin toplamı sanırım 27 olacak. Bana diyor ki silindirin toplamı nedir? Koninin 3 katından bahsettiğimizi biliyoruz. O zaman 81 sorunun cevabı tamamen benzerlik mantığıyla çözdük. Gelelim en kısa mesafe sorularına. Bu kısmın en meşhur sorularından bir tanesi. Beyin ihtiva eder. Dikkatle bendesiniz. Şimdi TA boyunca bunu kestiğimizi varsayalım. TA boyunca kestik. Hani açılımdan bahsediyorum. TA burası. Bu şekle göre daha böyle geniş, yayvan bir şekil var karşımızda. Burasında A olacağını az önce bahsetmiştik. Şimdi A'dan karınca yürümeye başladı. A'dan yürümeye başladı. Nereye gidiyor bu karınca? Etrafında dolanıyor yani. Burada, bu bölgede çalışacak. Şu bölgenin için çalışacak. Ve çalışırken de arkadaşlarım, çalışırken de A noktasından öyle bir yere gidecek ki T'ye 7 birim uzaklıkta bir noktaya gidecek. Şu noktadan, şu uzunluktan bahsediyoruz arkadaşlar. Karıncanın gideceği doğrusal mesafe her zaman en kısa mesafedir. Kardeşlerim, baktığınız zaman burası 17 olduğuna göre 24 bunun ana doğrusu. O zaman burası da 24. 7 ve 24'ü görünce bir heyecanlandım. 7, 24, 25 diyesim var ama buranın bu açının 90 derece olduğunu ispatlamam gerekiyor. Çünkü 90'sa cevap 25 olacak. İşte o açı koninin en kıymetli formülü, belki de detay formülü. Açının 360 oranı, o açınındaki açının 360 oranı her zaman küçük R'nin büyük R'ye oranı arkadaşlarım. Yani 6'nın 24 oranı. Bir de soruda 6'yı hiç kullanmamıştık. Bakın 6'yı vermiş. Babanın hayrına vermezsen 6'yı kullanman gerekiyor. 4 katı 4 katı olacak şekilde açı 90 derece olacak ispatladım. Artık sorunun cevabının 25 olacağı konusunda adım gibi eminim. Evet, yüzey alanı sormuş. Bu koninin yüzey alanını sormuş. Tüm alanı. Bakıyorsun şimdi üst tarafta bir tane daire var. Pi r kare mantığından pi çarpı 1'in karesi artı alt tarafta bir daire var. Pi r kare mantığından pi çarpı 4'ün karesi yani 16 pi yani pi cevap 17 pi ama 17 pi bu x'i. Bu x'inden büyük bir alana ihtiyacım var çünkü etrafında da bir alan var. O zaman hemen test tekniği yapalım. Cevabımızın 17 pi'den büyük olması lazım. Ama hepsi 17 pi'den büyük zaten. Bu çok şaşkınca bir yaklaşım oldu. Onun için bunu hemen bir tarafa bırakıp biraz daha profesyonel işler yapalım. 17 pi ama aklımızda. 17 pi'den yürüyeceğim. Ben bu şeklin etrafını bu şekilde bulamam diyerek hemen bunu şöyle üçgenvari, üçgene tamamlıyorum. Yani üstteki koniyi görüyorum. Ve buradaki 1 bölü 4 benzerliğini ben görüyorum. Siz de görün arkadaşlar. 1 bölü 4 benzerliği varsa şuraya x dersem al sana 1 bölü 4 eşittir x bölü x artı 6 felsefesinden x'in 2 olduğunu çoktan bulduk. Ve başlıyorum şimdi. Başlıyorum şimdi. Arkadaşlarım x'in 2 olduğunu bulduktan sonra şimdi neydi bizim formülümüz? Şurası için pi büyük r küçük r. Yani yanılan formülü pi çarpı 2 çarpı 1. Şeklin bütününü de bulalım. Bütünü. Bütününü bulalım şeklin. Hepsini bulalım şöyle. Pi çarpı küçük r'miz 4, büyük r'miz boydan boya 8, yani 32 pi. Bana sadece buradaki alan lazım. Yani tamamı olan 32 pi'den yukarıdaki bulduğum şu 2 pi'yi çıkaracağım. Yanal alan, o başlangıçta bulamadığımız yanal alan 30 pi, 17 pi cepteydi. Gayet profesyonel bir şekilde cevabın 47 pi olduğunu bulduk. Gelin bir kez daha yapalım. Akıcısı sabit. Taralı kısmı, taralı hacmi 4 dakikada doldurmuş. Tamamını kaç dakikada doldurur? Yine bir benzerlik sorusu bakın. Konuyla ilgili benzerlik çok karşıma çıkıyor. Eğer şurasının H, şurasının 2 olduğunu biliyorsam üçgen gibi düşün lütfen. Üçgen gibi düşün ama 3 boyutlu bir şekilde olduğunu unutma. H'nin 3H oranı yani benzerlik 1 bölü 3. Eğer sen bunun küpünü alırsan hacim oranına geçersin. Nokta. O zaman 1 bölü 27 hacim oranıysa yani şu hacim V ise yukarıya kalan parça 26V olacak.
Arkadaşım V'yi zaten 4 dakikada doldurmuş. O zaman 26 V'yi de 104 dakikada doldurur. 104 ve 4 tamamı kaç dakikada dolar demiş. Koninin tamamı kaç dakikada dolar diye sormuş. O zaman sanırım 108 dakika yiyeceğiz. 5 numaralı şekil. Yine tuhaf tuhaf şekiller karşınıza gelecek. Şekil 2 tane koniden 1 tane silden oluşuyor. Hacmi sormuş. Pi 3 alın demez öyle sevme sana ama sanki pi 3'müş gibi davranalım. Hemen yazacağım ve geçeceğim. Pi çarpı r kare yani 9 çarpı 2. Ortadaki silindirin hacmi. Baktığımız zaman devamında koni için burada bizim 3'ümüz var. Ama yükseklik bilgisi eksik. 3, 5'ten hemen buraya 4 diyebilirim. 3, 5'ten buraya 4 diyebilirim. Gördüm ki 2 tane eş koni var. O zaman 2 tane diyorum. 2 çarpı. 1 bölü 3'ü unutma. Çünkü sivri bir şekil bu. Sivri. Aman dikkat. 1 bölü 3 çarpı. Pi çarpı 9. Taban alanı buldum yine. Bunu yükseklikle çarpacağım. Yani 4 ile çarpacağım. Bu iki unsurun toplamı sorunun cevabı olacak. Geçelim 6 numaralı sorumuza. Yüksekliği 6 santim, tabanın bir kenarı 8 santim olan kare piramit, tepeden 3 santim uzaklığı tabana paralel bir düzlemle kesiliyor. Hikaye oldukça sert bir hikaye. Hemen resme dönüştürelim bu hikayeyi. Bir piramit var. Bu piramidi hemen resmettim. Tabanı ne demişti? Tabanın bir kenarı 8, 8, 8 demişti. Kare piramit nihayetinde yüksekliği 6 demişti. Yükseklik 6 ise onu yazacağım ama şunu da yapmak istiyorum. Bu tabana paralel bir düzlemle yani şöyle bir düzlemle kesiliyormuş. Tabana paralel bir düzlemle şöyle hayt diye bir kılıç darbesiyle kestin. Ve 3 santim uzak, tepeden 3 santim uzaklıktaysa tamamı 6 olacaktı. Buraya da 3 kaldığını söyleyebiliriz. Kesik piramit. Şimdi kesik piramit burası mı yoksa burası mı? Baştaki piramidi betimlediğine göre uyumayacaksın. Kesik piramit alt kısım. O zaman arkadaşlar daha fazla uzatmadan başlayalım. Burada iki piramit arasında 1 bölü 2 benzerliği var. 3 ve 3'ten anlayabiliyorum. Bunun küpü hacimleri oranı olacak. Yani V'ye 8V şeklinde gelecek. Bizim aradığımız kısım sorunun cevabı 7 ve sırf bu mantıktan bile test tekniği yaparsın. 7'nin katı olmayanları direkt attın gitti bile çoktan. En de muhtemel 2 tane cevap var. 7'nin acaba 12 katı mı yoksa 16 katı mı? Bakalım hangisi olacak? Bunun için yukarıdaki küçük hacmi bulmanız yeterli. Bu küçük hacim için kenarların 4, 4, 4. O zaman 1 bölü 3'te başlıyorum. Sivri olduğu için 1 bölü 3. Uyuma. Çarpı 16 çarpı yükseklik. 3'ler gidince 16'yı buldum. V'nin 16 olduğunu buldum. O zaman sorunun cevabı 7V olarak geldi. Bir kenarı 14 santim olan kareden boyalı kısımlar kesilerek tabanın bir kenarı 6 santim düzgün kare piramit elde ediliyor. Şimdi bu kare piramidin hemen resmini çizelim beraber. Dikkat. Önce resmi çizmeden önce şu kare piramidin kenarının 6 santim olduğunu söylemiş. Toplam 14 santim olacaksa bu kare. Sanırım buraya 4 ve buraya 4 kalacak. Ben birazdan kare piramidi çizdikten sonra oradaki arkadaşlarım yüksekliği yani piramidin yüksekliğini bulmaya çalışacağım. Bakalım bulabilecek miyim? Şurası bir kenarı 6 santim, 6 santim, 6 santim olmak üzere. Ben şuranın yani şu yüksekliğin bak yukarıdan da kopya çekiyorum aslında biraz. 4 santim olduğunu biliyorum. O zaman buranın 3, buranın 3 olduğunu biliyorsam hemen rengimizi değiştirip daha iyi görelim burayı. Şuradan ineceğim yüksekliğin tam ortaya denk geleceğini biliyorum. Yani burasının 3 olduğunu biliyorum. O zaman bakın burada Pisagor var. Açınım da belli. 16'dan 9 çıkarıp 7 buluyorum. 7 de kök 7 olarak yerini alıyor. Ve soru da bitti. Çünkü 1 bölü 3'ümüz var. Çarpı tabanda karenin alanı var. Çarpı yüksekliğimiz var. Sorunun cevabı da ortaya çıktı. Kesik şekiller çok fazla karşımda çıkıyor. Dikkatli olun. Şekildeki kare tabanlı kesik piramitte. Kare tabanlı kesik piramitte uzunlukları vermiş. BF uzunluğunu kök 85, AB uzunluğunu 10 vermiş. KL uzunluğunu 6 vermiş. 6, 6, 6 her taraf. O zaman burası da 10, 10, 10 her taraf. Ne istiyorsun benden? Ve baktığın zaman karıncanın aldığı en kısa yol. Yani karınca A noktasından iyi oku hikayeyi. B noktasında bulunan bir karınca. Özür. B noktasında bulunan bir karınca kesik piramidin yüzeyinde L'ye varacak. Şimdi muhtemelen en kısa mesafeyi soruyorsa karınca şöyle ve şöyle gidecek. Orada kırılıyormuş gibi bir durum var ama biz şimdi en kısa mesafe sonunda karıncanın bu geçtiği yüzeyleri yukarı doğru gidiyorsa yukarı doğru ekleyerek yana doğru sağa sola doğru gidiyorsa sağa sola doğru ekleyerek çizmek zorundayız. Mesela buradan geçiyor karınca ama bir de şuradaki kareden geçiyor. Bakın kartonları kestim hayal ediyorum hayal gücümü canlandırıyorum ve karınca şimdi B noktasından L noktasına gidecek. Hemen rengi değiştirelim ve tekrar bakalım. B'den L'ye en kısa mesafe tabii ki doğrusal mesafedir. Şundan bahsediyoruz. O zaman bana ahanda buradaki Pisagor'un aparatları lazım. Bakalım bilgiler neydi? Karenin bir kenarı burada 6 idi.
Alttaki karenin bir kenarı şurası 10 idi. Sanırım verdiği başka uzunlukta BF kök 85. Yani şuranın da kök 85 olduğuydu. Arkadaşlarım şurası 6 olduğuna göre ben şuradan şuraya geçsem 6 diye şuraya söylesem burasının iki eşit parça olduğunu görmek için çok da çılgın bir geometriye ihtiyaç yok. Şekil çünkü düzgün bir şekil. O zaman şu iki arkadaştan Pisagor yaparsak 85'ten 4 çıkarırsam 81 yani 9 kalır. Ve en nihayetinde ahan da buradaki Pisagor senin tüm dertlerin ilacı olacak. 8 bir kenarı Pisagor'un 15 bir kenarı dolayısıyla 8, 15, 17 üçgenini görmüş oldun. Baktığımız zaman arkadaşlarım son şurada 10 numara soruya bakalım. Aradaki sorular sizin olsun. Gayet basit bir soru. Koninin açılımını vermiş. Koninin açılımını vermişse biz hemen şuradaki 180 derece, açılımdaki 180 derece lazım. Hatırla ne demiştik? 180'in 360'ı oranı eşittir R bölü R demiştik. Bak buradaki büyük R belli 4. O zaman buranın ne olması lazım? Sanırım 2 olması lazım. Doğru mu? O zaman koninin hemen şeklini biliyorsun artık. Taban yarıçapı 2, yüksekliği 4, ana doğrusu 4 olan doğru için, koni için 4 ve 2'den burası 2 kök 3 olacak. Ve hacim formülünü sana bırakıyorum. Bir sorumuz daha var galiba. Ondan sonra bitiriyoruz. Bir kenar 12 cm olan eşkenar üçgen kenar ortanoklarından katlanarak yapılan piramidin hacmi. Şimdi eşkenar üçgenin ben kenar ortanoklarından arkadaşlarım şuradan katlayıp şöyle bir araya getirirsem bunu yani katlayıp bir piramit elde edersen bu piramit kesinlikle bir düzgün dörtlüzde olur. 6 6 6 6 6 6 bütün kenarları hacim formülü için beğeniyorum ama sana formülü vermiştim. Neydi o formül? Bir daha tekrarlayalım. A küp kök 2 bölü 12. O zaman bir kenarı 6 olan bir piramit var karşımızda. Düzgün dörtlüzlü var. 6'nın küpü kök 2 bölü 12. Zaten diğer soru çok basit. Size bırakıyorum. Şimdilik hoşça kalın. Ödevlerinizi yapmayı unutmayın.